Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Van cezaevindeki durum hakkında, son durum hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Elbette. Dün 12 kurumla birlikte bir COVID-19 salgını son raporumuzu açıkladık. Bu rapor kapsamında zaten geçen hafta cezaevlerinde son ziyaretlerimizi gerçekleştirmiştik. Bu ziyaretler neticesinde de aslında durumun büyük bir risk gösterdiğini tekrar tespit etmiş olduk. Biliyorsunuz uluslararası kamusallar açısından pandemi ilan edilmesinin ardından tüm dünya ülkeleri aylardır COVID-19 salgını ile mücadele ediyor. Bu kapsamda cezaevleri de en riskli alanların başında geliyor. Bizim son gözlemimiz şu şekilde, aslında biraz ayrıntılara da değinmek isterim. Haziran ayından itibaren bir normalleşme süreci yaşanmakta, biliyorsunuz. Bu normalleşme süreci cezaevine de tedbirlerin gevşetilmesi şeklinde yansıdı. Yalnız tedbirler gevşetilirken hak ihlallerinin de artışı gözlemledik. Şöyle ki, tedbirlerde bazı gevşeklikler var, ancak yine mahpusların hak ihlalleri söz konusu. Özellikle şu hususlara değinmek isterim. Şu anda Van cezaevlerinde mahpuslar doluluk oranlarının fazlalığından dolayı, hijyen imkanlarından, tedavi imkanlarından yoksunluktan dolayı şu an virüsle mücadele edecek koşullara sahip değiller. Şöyle ki, mahpusların koğuşları hiçbir surette dezenfekte edilmemekte. Aslında cezaevleri tarafından alınmış bir takım tedbirler söz konusu. Ancak bu tedbirler kesinlikle yeterli değil. Şöyle ki, mesela yaptıkları dezenfekte işlemi çok yüzeysel ve sık sık kapsamlı bir biçimde yapılmadığı için bunun mahpusların sağlığı açısından olumlu bir faydası söz konusu değil. Yine virüs sürecinden dolayı aile ve sosyal faaliyetlerdeki kısıtlamalar devam etmekte. Mahpuslar şu anda ayda bir kere sadece aileleriyle kapalı görüş yapabilmekte ve haftada bir telefon hakları söz konusu. Dolayısıyla kendilerinde mevcut oluşan somut durumu, avukatlar da sık sık COVID'den dolayı ziyaret gerçekleştiremedikleri için dışarıya aktaracak bir durumları söz konusu değil. Yine haberleşme, kitapları, eşyaları, gelen kargoları kendilerine virüs sebebiyle haftalar sonra verilmekte. Yani burada 3-4 günlük bir karantina süresi yeterli görülebilirken aslında bu keyfi uygulamalarla haftalarca bekletilip daha sonra kendilerine veriliyor. Yine kendilerinin gönderdikleri eşyalarda da aynı şekilde bir prosedür uygulanıyor. Yine Van'daki cezaevlerinde hasta, yaşlı, çocuklu mahpuslar için alınmış herhangi bir özgün bir önlem söz konusu değil. Tam tersi, hasta ve yaşlı mahpuslar için aleyhe bir durum söz konusu. Türkiye genelindeki tüm cezaevlerinde olduğu gibi hastaneye giden herhangi bir mahpus geri döndüğünde 14 gün boyunca tek başına bir odada kalmak durumunda kaldığı için birçok kişi hastaneye gidememekte ve birçok hasta mahpusun tedavisi aksamış durumda şu anda. Yine özellikle somut duyum ve iddialar var. Bu da Van'da 4 cezaevi var zaten. Bu 4 cezaevinde de yüksek sayıda, yani fazla sayıda personele virüsün bulaştığı yönünde iddialar söz konusu. Bu kapsamda T-tipi cezaevinde 12 infaz koruma memuruna test yapıldı ve testlerinin pozitif çıktığı bilgisini aldık. Yine bu 12 sayısıyla birlikte toplam 70 kişi T-tipinde şu an pozitifmiş. Yalnız biz gerek personelle gerek idarecilerle yaptığımız görüşmelerde bu kişilerle temaslı olan mahpuslara test yapıldı mı? Ya da kişi sayısının net bir tespiti var mı? Yani tarafımızla şeffaf bir bilgi paylaşımı yapılmamakta. Dolayısıyla biz de sivil toplum kuruluşları olarak kaygılıyız cezaevleri açısından. Cezaevlerinde COVID-19'a yakalanmış olan tutukluların sağlık durumları hakkında bilginiz var mı? Ya da size bu konuda net bilgi veriliyor mu? Şunlar yapılıyor, şuradalar diye. Şöyle, yani zorlama bir bilgi paylaşımı söz konusu. En son F-tipinde Naim Türköz sevki yapılmamıştı. Biz kurumlar açıklama yaparak ancak kendisini sevk ettirebildik. Akabinde tabii cezaevinden bilgi aldık. Ancak şu anda kaç mahpusun testi pozitif çıktı, tedavileri yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bu kişiler aileleriyle bile bu durumu paylaşabilecek koşullara sahip değiller. Bu noktada özellikle M-tipi cezaevinden bahsetmek lazım. Çünkü oradaki iddialar
çok çok ciddi. Gerek bize gerek Baro Cezaevi Komisyonu'na mevzipinden çok fazla başvuru yapıldı. Orada birden fazla koğuşun karantinaya alındığını, bu koğuşta karantinaya alınan kişilerin bu haftada bir telefon görüşü, ayda bir aile görüşünü dahi kendilerine yaptırtmadıkları. Yani aylardır ailesini aramamış, mesela Covid geçirmiş insanlar var MTP'nde. Dolayısıyla burada cezaevinin kişilerin tedavileri yapıldı mı yapılmadı mı, sayı kaçtı, buna ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılması gerekir. Bunu cezaevi yapamıyorsa ilgili müdürlükler, ceza tevkif evlerinin kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi gerekir. Çünkü aileler ve dediğim gibi biz avukatlar durumlarından, müvekkillerimizin durumlarından kaygılıyız. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Ekin Yeter, yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar diliyoruz. Haberlerimizde